Maçın başından sonuna kadar aslına bakacak olursak çok fazla oyun durdu. İki takımda oyuna konsantre olmakta çok zorlandı. İlk yarıda iyi fırsatlar buldunuz, uzaktan şutlarla etkili oldunuz. İkinci yarıda tempo tekrardan sakatlıklarla düştü. Ama günün sonunda penaltılarla zafere ulaşan bir GS mağazacılık izledik. Seninle başlamak istiyorum. Kenardan izlediğin takım bugün forma şansı bulamadın ama kenardan izlediğin kadarıyla takım nasıldı? Takım bugün çok iyiydi. Gerçekten herkes hakkını verdi. Rakibimiz için de sakatlıklara üzüldük. Yani sonuç itibariyle burada güzel bir maç oynamak için çıktık. Ben herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel oynadılar. Hakkını verdiler. Penaltılara kalmayabilirdi. Daha iyi bir maç da alabilirdik. Birkaç tane daha atabilirdik. Ama böyle oldu. Bu da güzel. Son golü de Soner kardeşimiz attı. Çok iyi oldu onun için de. Moral oldu. Yarınki Fener maçı için de bu bir sinyal oldu bence. Son golün ve aslında maçın da genelinde bakacak olursak mimarlarından biri Soner. Haftalardan aslında iyi bir oyun oynuyorsun. Ama maça gelemiyorsun. Gelemediği için de geç giriyorsun. Bundan dolayı. Şunu değerlendireceğim. Hakikaten ben bazen hani halı sahalarda futbolcuları izlediğimiz zaman şunları görebilirsiniz. Hani derler ya harcanmış bir futbolcu. Neden bugün Türk futbolunda Soner'i izlemiyoruz diye bir söz söyleseler kimse şaşırmaz. Olağanüstü bir yeteneksin ama oyun içinde topsuz alanda biraz kondisyon eksikliğim var. Onunla başlamak istiyorum olsun. Evet, dediğiniz doğru, evet. Biraz kondisyon eksikliğimiz var. Öncelikle teşekkür ederim. Yani bugün farklı kazanabilirdik, onu söyleyeyim. İlk başlarda başladığımız gibi ilk röportajımda söylemiştim. Biz aslında daha yeni yeni ısınıyorduk. Bunu zaten başta bütün takımlar bizi zamanla izleyip görecekti. Nitekim de öyle oldu zaten. Bundan sonra da gerçek mağazacılığı, Galatasaray mağazacılığı bundan sonra da görmeye devam edecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şampiyon olacağız. Bunu da söyleyeyim. İlk yarının sonunda aslında göz göze geldiğimizde aramızda bir muhabbet geçti. Hani rakibin biraz daha zayıf olduğunu bahsetmiştiniz. Ama belki bugün tur elinizden geçip gidecekti. Burada sanki takımın hani o gerçek yine ikinci yarıda o futbolu yansıtamaması, rakibin açıklarından faydalanmaması nereden kaynaklandı? Biraz rahatlık geldi arkadaşlarımıza. Şansımız da biraz yaver gitti, top direkten döndü. Ama ben yine mutluyum. Çeyrek finale çıktık. Artık rakibimizi bekleyeceğiz. Rakip Net Holding. Sizin gibi aslında takım oyununu önemseyen bir rakiple şimdi karşı karşıya geleceksiniz. İlginç bir anekdot olacak ama sarı lacivertle sarı kırmızı bir takım karşı karşıya gelecek. Bu için o anlamına bakacağız. Renk anlamında da bir derbi niteliği de taşıyor olabilir. Cem, senle devam edeceğim. Forma şansı az bulan bir isimsin ama girdiğin zaman etkili oluyorsun. Bugün sence oyuna girseydin katkın olur muydu? Elimden geleni yapardım. Gol atmayı da çalışırdım. Çünkü gol atmayı da seviyorum. Bu konuda ama Soner bizi yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu Net Holding konusuna da geldiğimizde sarı laciverte pek dayanamayız. Kesinlikle yeneriz. Ama tabii onlarla da iyi bir futbol oynamayı düşünüyoruz. Güzel bir şekilde inşallah maçımız biter. İyi olan kazanır. Ama bizim hedefimiz final. İnşallah şampiyonluk. İnşallah kupa. Soner, son sorum. Hazır Galatasaray mağazacılık Galatasaray. Biraz da yarınki maça bakalım. Tam maçı Galatasaray maçı nasıl bir maç geçer? Bugün biz başladık. Yarın inşallah A takım bitirecek. Kinetik nitekim de öyle olacak. Skor veriyorum buradan. 3-1 alırız diyorum. Skor tahminlerini alalım. Cep, senle devam edelim. Ya ben 2-1. Ben 0 biter diyorum. 0 biter diyorsun. O zaman ben size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir de arkadaşlarımız, öteki takımı da unutmayalım. Onlar da iyiydi. Onlar da iyiydi. Evet, Multinet de iyiydi. Az bir oyuncuları vardı. Sakatları çokmuş. Öteki arkadaşımıza da, sakatlanan arkadaşımıza da geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederiz. Maşallah. Size çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.